İstanbul Şile'de artık geleneksel hale gelen tohum ve yerel ürünler şenliği düzenlendi. Doğal tohumlar topraktan tezgaha taşındı. Bal kaba, dağ çileği, orman keki hepsi doğal yöntemlerle toprakta üretildi, tezgaha geldi. Dağ çileği getirdim. Yumurköy doğal köy yumurtası getirdim. Bıldırcın yumurtası getirdim. Hamur getirdim. Bahçeme tutar mısın sapında? Çok. Kaç tane aldınız? 3 tane. Tezgahlarda hem taze hem de kuru meyve sebzeler yerini aldı. En çok ilgi ata tohumlarınaydı. Meyveler, sebzeler topraktan tezgaha direkt olarak geliyor. Aynı zamanda gelenek devam etsin diye tohum takası yapılıyor. Öncelikle hangi tohumlar var elinizde? Fasulye, mısır, kıvırcık, fazı, bütün tohumlarımız var. Bunların hepsi ata tohumu? Evet, hepsi ata tohumu. Nasıl takas ediyorsunuz? Kimlerle takas ediyorsunuz? Komşular getiriyor ya da başkalar kişi getiriyor. Değişti olmayan tohumu alıp değiş yapıyoruz. O kadar. Şile'de 7.'si düzenlenen geleneksel tohum ve yerel ürünler şenliği birçok misafiri ağırladı. Çocuklar için puzzle ve tohum ekme atölyesi, yetişkinler içinse ekşi mayalı ekmek yapımı atölyesi büyük ilgi gördü. Burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle altını çizdiğimiz konu da bu. 787 kilometre karelik bir arazimiz var. Buradaki kısmen turizm yaptığımız, özellikle turizm birinci önceliğimiz, tarım birinci önceliğimiz. Dolayısıyla tarımsal alanlarda doğal ürünlerle, işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi yerli ve milli tohumlarımızla üretim sağlamak ve bu ürünleri de aracı kullanmaksızın müşteriyle buluşturmak niyetindeyiz. Festivalde sadece yeme içme yok. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş meslekler de ustaların ellerinde hayat buluyor. Sabahattin Bayır da sepetçilik mesleğini yıllardır yapıyor. Patatesini koy, soğanını koy. Çok kullanışlı bir şey. Dayanıklı da aynı zamanda. Sen ne diyorsun abla? Taş taşınlar. Atalarımız bu İstanbul'un bütün kalelerini bunlar yaptık. Atölyelerde kilimler dokundu, peynirler yapıldı. Ekşi mayayla doğal ekmek pişirme ise en çok ilgi görenlerden. Öğrencilerin sergilediği halk oyunlarıyla piyano resitali de misafirlerden tam not aldı. Haber 20'yi noktaladık. Emre Dorman'la Sözün Gücü az sonra Haber Global ekranlarında olacak. İyi akşamlar.